Evet, merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın sevgili takipçileri. Hepinize pazar gününden 2 Ocak'tan 2022 yılının ilk haftasından, ilk hafta sonundan selamlar, saygılar ve sevgiler gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Abdullah Altun kardeşimin yanındayım. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Abdullah Altun'la beraber bugün sizlere altın çiftliğini sizlere tanıtacağız, anlatacağız, göstereceğiz. Abdullah Altun kimdir? Neler yapar? Ne işlerle uğraşır? Güzel bir video olacak arkadaşlar inşallah. Videomuzda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz kümesimizde, tavus kuşu kümesimizde güzel kuşlarımız var. Tavus kuşlarımız var. Abdullah kardeşimize bunları şimdi soruyoruz. Abdullah, ilk önce sana şunu sorayım. Tavus kuşu merakı ne zaman başladı sende? Tavus kuşu merakı çocuk yaştan başladı. Bana uğur getirdiğini şey yapayım. Hep bana aldığım günden beri uğur getirdi. Uğurlu bir hayvan. Hem sevimli bir hayvan değil mi? Evet. Renkleriyle beyazı var, parçalısı var, siyah omuzlusu var. Dört ırkım var. Hı hı. Bunlar anne babalar, diğer yardıda yarkalar var. Yavrularımız var. Onları da göstereceğiz evet. Şimdi. Şimdi kaç yaşında bu tavus kuşları? Bunlar 3 yaşında. 3 yaşında değil mi bunlar? Evet. 2+2. Ne zaman aldın bunları Apo? Ne zaman sahiplendin? Nereden sahiplendin? Bunları bize anlatırsan. Bunlar 3 yaşında ama ben bu işe başlayalı 15 yıl oldu. Hı hı. 15 yıldır devamlı tavus kuşu bakıyorum yani. Hı hı. Bunları Merzifon'dan aldım. Orada bir Emre diye bir arkadaşım var. Ondan geldi. Diyarbakır'da getirdim. Onda sana Burdur'dan gelen hayvanlarım var. Türkiye'nin her yerinden farklı farklı hayvan getiriyorum yani. Hoşuna gittikten sonra diyorsun. Yeter ki hoşuma gitsin yani. Peki bunu sana gönderimi nasıl oluyor? Nasıl geliyor sana? Nasıl eline ulaştı? Bunlar yani? Otobüsle geliyor. İzmir'e geliyor. İzmir'den aktarmalı bir şekilde Gördes'e aldırıyorum yani. Gördes seyahat otobüsündeki arkadaşlarımıza da değil mi? Buradan Cevat selam var olsun. Orada başkanımız. Fat Demir abi o alıyor, getiriyor. O benim karımı o çekiyor yani. Allah razı olsun ya. Arkadaşlık böyle bir şey. Yani diyorsun beğendikten sonra tavus kuşlarını getirmesi bir şekilde otobüsle sağlanıyor diyorsun değil mi? Evet aynen öyle. Kendim gidip alıp geldim de oldu yani. Ta özel olarak arabamla binip buradan ta Dikili'ye bir tane horoz almaya gittim oldu yani. Tavus kuşunun değil mi? Yok. Diğer süs tavuklar içinde gittim. Aynen. Şimdi biraz bunlar içinde gittim tabii canım. Şimdi şunu söyleyeyim. Tavus kuşu merakı başladı. Aldın. Bunları üretimini yapabiliyor mu? Çok güzel yapabiliyorum. Evet. Kuluçka makinem var. Onu da çıkarıyor biliyorum yani. Kaçlık kuluçka makinesi? 120'lik. Tamam. Şimdi şunu bir de şunu merak ediyorum ben. Bunların yumurtaları kuluçka makinesinde kaç günde çıkıyor? Ya da bunun ısı nem ayarı 28, diğer tavuklar gibi mi? 28 günde tavuklar gibi çıkıyor. Aynen hiç ısı ve nemini standartını bozmadan. Standart tavuk da tavuk makinesinde aynı şekilde kuluçka makinesinde çıkıyor. Yani bir farkı yok tavuğun yumurtasıyla bunun arasında hiç fark yok. Aynı. Biri 28 günde çıkıyor, biri 21 günde ama sonuçta bir sıkıntı olmuyor yani. Bir hafta daha bu geç. Yani tabii, tabii. O da kendi özelliği gereği. Onu yani, tarih atıyorum üzerine. Ona göre o zaten kontrollerini yapıyorum düzenli olarak. Bir anladım. Sıkıntı olmayan çıkması için. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Tavus kuşunun civcivleri kuluçka makinesinden çıktıktan sonra ilk beslemesi nasıl oluyor? Civcivleri normal tavuk gibi. Tavuktan hiç bir farkı yok. Normal civciv sadece yemeğini veriyor. Sadece ısı ve ısısını ana kucağını ısıyı ayarladığın takdirde hiç ölümde yapmıyor. Yani dilim ısırayım geçen sene mesela 15 yavruda bir tane yavrum öldü. O da nazar boncuğu olsun. Olsun yani, zaten hastamıştır belki de. Yani o da bir tane yavru öldü. 14 tanesini yaşattım o yani. Çok iyi. Ya normal tavukta bile bu oranı yakalamak evet. Yani öyle basit bir şey değil yani. Sen bir de baktığın için, severek baktığın için, ilgilendiğin için de zayiat fazla vermiyorsun yani tabii. Evet. Yani bu sevgi, ilgi. Peki bunlar senede kaç yumurta yapar Apo? Bunlar maviler çok yapıyor da beyazlar az yapıyor. Bir de beyazlar 10-15'i geçmiyor en fazla ama mavilerden ben 30 taneden aşırı almıyorum. Yani iki şekil 25-30 civarı yumurta alıyorum. Yani iki tane dişin var burada. İki dişiden de 60'a yakın yani 55-60 tane yumurta. Aynen öyle. Senede aldığım oluyor yani. Aynen öyle oluyor kardeşim.
Bunlar bak mesela kış ayı olduğu halde bak yeni tüylerini uzattılar. Anladım. Nasip olsa bir ay sonra iki ay sonra daha da güzelleşirler. Hangi mevsimde başlıyor bunlar apo yumurtlamaya? Mart'ta başlıyor. Hani Şubat'ta, Mart'ta. Havaların ısınmasına beraber, aynen, ilkbaharla beraber. Aynen. İlkbaharda yumurtaya başlıyor yani. Yerini sevdikten sıcak olduktan sonra. Uyum sağladıktan sonra. Evet kardeşim. Bunların hastalıkları oluyor mu? Yani hastalıklarına karşı herhangi bir önlem amaçlı ilaç veriyor mu? Yoksa bunlar çok dayanıklı bir hayvan. Yani yeter ki sağlıklı baktığın takdirde yani yer ortamı olduğunda da kolay kolay da ölmüyor. Anladım anladım. Ben yani normal hani kontrol amaçlı aşılarını yapıyorum. Yapıyorum yani. Normal. Veteriner hekim var ayrıca. Kim kendisi? Uygar Yavaş. Telefon numarası da burada şapkada yazıyor. Uygar evet. Kardeşimize de buradan selam olsun. Uygar bizim görürsün. Benim çocukluk arkadaşım. Aynen, iyi bir arkadaşımız. Bir sıkıntım oldu mu onunla da çözüyoruz yani. Çok sağ olsun. Bilgileri gerçekten değerli. Yani anlıyor yani. İşini severek Allah yapıyor. Razı olsun. Hani kendine de buradan selam olsun. Şimdi ne diyecektim ben sana? Hayvanlar güzel. Diyorsun ki senede mavilerden 50'ye yakın, 60'a yakın yumurta alıyorum. Aynen. Bunları çıkarıyorum. İnşallah bu sene de üretimi yapacağız diyorsun yani. Tabii. Peki bu işi geçen sene biraz daha azdı. Bu sene biraz daha çoğalttın, sayıları arttırdın. Evet ya zaten amacın da bu değil mi? Yani arttırmak. Amacım tavus kuşu da bütün renkler ve bütün şeyi yani bu işe dönmek istiyorum yani. Aynen. Süs tavuklarından. Süs tavuktan sonra en önemli o şeyim bu olacak benim. Anladım. Yani şimdi çiftliğimin şeyi olacak yani bunlar ne diyorlar ona? Demirbaşı. Demirbaşı olsun yani. Peki yani bunu ilerleyen zamanlarda her renkten istediğin kadar çoğalttıktan sonra yani hedeflediğin sayıya ulaştıktan sonra da senden bunlardan isteyen olursa veriyorum zaten değil mi? Şu anda da veriyorum şu yani anda da sahiplendirme yapıyorum yani. Anladım. Samimi oldum böyle bizim böyle bir arkadaş çevremize bende olan hayvanlarını herkese veriyorum yani. Maşallah güzel ya, iyi bir şey yani bu da tabii yani bu ırkların neslinin tükenmemesi bunları çoğaltıp üretip dağıtmak güzel. Tavuk kuşu benim çiftliğimin olmazsa olmazı ya. İnşallah. Öyle diyeyim artık. Çok hoşuma gidiyor. Yani hatta yerim ve imkanım olsa birkaç takımda yani ben alıp beslemek istiyorum yani. Ben de çok seviyorum bu kanatlı hayvanları. Güzel hayvanlar. Görselleri güzel. Sağlam hayvan. Değil mi? Normalde bunları yani kümeste değil de salsan da dışarıda da rahat rahat değil mi? Yani gezinebiliyor değil mi yani? Salıyorum. Bunlar boş gizliyor yani. Aynen. Uçucu bir kuş mu bunlar yani? Yok ya. Yuvasını bildikten sonra ortamını bildikten sonra hiçbir yere gitmiyorlar. Aynen. Akşam oldu mu aynı tavuk gibi kümesine geliyor. Sabah oldu mu çıkıyorlar, geziyorlar. Hı-hı, anladım. Turluyorlar. Tekrar akşam oldu mu geliyorlar. Yani öyle kaçma gitme. Hayır. Hiç öyle bir sıkıntısı yok. Yani hayvanların da bunlara saldırdığı falan yok değil mi köpeklerin? Yani köpeklerin bunlara herhangi bir... Hayır benim köpeklerim de daha sahipleniyordur. Daha sahipleniyorlar. Aynen. Valla Abdullah güzelmiş maşallah. Çok güzel hayvanlar yani. Ben bunları hani beğendim. Allah gönlüne göre versin kardeşim. Abi tavuk kuşların çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Apo burada da yavrularımız var galiba değil mi? Evet. Bunlar 6 aylık siyah omuzlu. Beyaz. Bak şu dişi değil mi? Dişi. Çok belli zaten dişi oldu. Şu yeşil, kafaları yeşil onlar da erkekler. Evet. Bunlar Allah nasip ederse bir ay, iki ay sonra renkleri daha da güzelleşir. Tabii daha şimdi. Aynen, şimdi yavru bunlar. Beyazlardan çok çıkaramamış. İki tane mi geldi beyaz? İki tane. Olsun, onunla da erkek mi dişi mi? Ayırt edebiliyor mu cinsiyetini bunlar? Bir erkek dişi var burada. Dur bakalım ben de bir tahmin edeyim hangi erkek olduğunu. Tamam belli, ilerideki erkek olan değil mi? Büyük olan, uzun olan şu. Evet, boyu uzun olan erkek. Çünkü kuyruğu da biraz uzama başlamış ondan diyorum. Evet. Bir tane de aralarda keklik var değil mi? Keklik de var. onlar arkadaş. Evet. Güzel yavrular çıkarmışsın ya bu sene de. Bunları da bu senenin yavrusu değil mi bunlar? Bu senenin yavrusu. Bunlar kaç aylık? 6 aylık civarı bunlar. Maşallah ya, iyi büyümüşler yani. Bu erkek. Evet belli zaten renginden. Bu erkek. İki tane. Burada 4+4 var hani. O tam denk gelmiş değil mi o zaman? Evet tam denk geldi bunlar. Duman rengi dişi. Bu duman rengi dişi belli. Şu erkek, evet. Onun erkeği. Bu dumanın erkeği değil mi? Erkeği. Siyah omuzlu. Evet. Şu dişi mavi. Şu yanımızdaki mavi dişi. Evet. O da mavi.
kişi. Beyazları sen ne yap biliyor musun? 1 artı 1'e onları şey olarak ayrı ayır yani o masayı. Önümüzdeki ikisini, ay ayıracağım. Tabii tabii. Onlar artık yavaş. Bu sene yumurlar bunlar çünkü ondan diyorum yani. Bunlardan da yok, güzel yavru. Bu sene yumurta alamayız. O bu. Neden? Nada alamayız. Yani buna kaç yaşında yumurlama başlıyor? 2. Ben o da bir bilgi olmuş oldu. Arkadaşlar bakın ben de bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş olduk. 2 yaşında yumurtaya giriyorlar. Yani buna besleme isteyen arkadaşlar öyle tavuk gibi 6 aylık 7 aylık diyor. Yok. 2 yaşından önce yumurta alamazsın. Anladım biraderim. Evet arkadaşlar Abdullah Altın kardeşimizin tavus kuşu üretimhanesine geldik. Tavus kuşu üretimhanesindeki güzel tavus kuşlarını sizler için videoya çektik arkadaşlar. Sizlerin de bu videoyu beğeneceğinize inanıyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmak isterseniz kanalıma abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Tavus kuşlarımızın bu seneki inşallah değil mi Abdullah? Evet, şeyleri de çekeriz. Yumurtladığı yumurtalarını kuluçka makineye atım videolarını da ara ara çeker paylaşırız. İhtiyacı olan kardeşlerimize de Abdullah yardımcı oluruz diyor. Buradan da sizlere duyurmuş olalım arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar.